Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan, bugün sizlerle bir LOL açıklamalı yani kısaca size anlatımlı, liven anlatımlı maç taşıma veya maç oynama yöntemlerini Plat Elo'da göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Karşımda Gnar var, Riven var, Peximet aldım. Şu an Levo'nun filan Levo'nun Peximet aldığım için Levo'ya laf yapıyor. Neyse, anlatımlı video olacak. Neler yapmanız gerektiğini söyleyeceğim elimden geldiği kadar. Neler yapabilirsiniz, neden yapamazsınız? Hani iyi yanlarım, kötü yanlarımı söyler ve ben niye tanklıyorum? Bir tane daha vuruş tanklayıp gideceğim hocam. Hadi görüşürüz. Çok yardım ettim. Eyvallah çekti zaten. İlk önce abi, kötü insanları muteleyin oyunda. Ne olursa olsun, eğer siz de hatalı olursanız, umarım ben hatalı olurum ki bu maç size hatalarımı gösteririm. Siz de o, çünkü çok iyi oynadığım zaman hiçbir şey anlamıyorsunuz. Çok iyi oynadığım zaman değil, hani öğrenemiyorsunuz. Ama böyle kötü oynarsam, kötü yanlarımı size açıklarsam, o zaman bir şeyler çakarsınız gibi düşünüyorum. Mesela ben fit dedim, 0-2'yim. Takıma flame yaparsam bu benim hatam olur. Hocam sen önce 2 level nasıl oldun ya? Şunu alabilir miyim? 3. vuruşunu yemeyeceğim bu arada. Okay. Şimdi oyuna gelirsek, durumumuz şu an konuşacağım diye konsantre olamıyorum farma falan veya adamın hareketlerine. Şu an siteye birikti. Üzerime oynayacak. Çok normal yani bir Gnar olarak. Çünkü 601k canı olacak eğer dönüşürse. Hemen bakalım kaç k canı oluyor. Dönüş hocam. 850 canı oluyor 700'den falan. Şimdi kule altında şu farmı kaçırmayacağım. O garanti. Diğerlerini kaçırma şansım çok yüksek olduğu için. Hemen şöyle. Çok güzel. Şu an durum güzel. Şimdi bakın, bu durumda jungle'ın bana gank gelmesi çok gerekiyor. Bu arada FPS'i sabitledim 60'a. Arada düşüyorsa kusura bakmayın. Şimdi buna ben bir giriş yapabilirim aslında. Hani yıldırımım da var. Q'sunu da kaçırdı aslında. Şöyle bir deneyelim bakalım. Çok güzel. Çok güzel trade'ledim bakın şu an. Bir sonraki trade'imde kazandım mesela bu adamı. Yıldırımım geldiği anda kesiyorum. İzleyin. Yıldırım geldiği anda kesiyorum. Ya da dur ya, şunu hemen limitsize çekeyim arkadaşlar. Çok kasıyor gibi geldi gözüme. Aynen böyle daha iyi. Güzel. Evelyn geliyor. Save kalacağım. Yıldırımım da geldi. Evelyn baba bana gel. Evelyn. O adamı görmeniz gerekiyor. Hocam minyon tanklıyor. Bakın, en büyük hatanız bu. Onu satayım. Şş, vurdu. Evet, benim hatamda en büyük hatam bu. Riven oynarken kendimi çok iyi sanıyorum. Şu an bir combo deniyor bana. Şu minyonları alıp çıkacağım. Jungle'ın hatası şuydu. Hemen söyleyeyim jungle'ımızın hatasını. Beni bırakıp Gragas free killken %10 canlı adamı kovaladı. Şimdi Gnar kaçan bir hero, kaçabilen bir hero. Sen Evelyn'le onu yakalaman zor. Hani orada beni peşlese, yani beni benle devam etse Gragas'ı. Şu an Gragas free kill'di ve kill'imiz vardı. As Gragas ölmüş beyler. Ay şey ölmüş. Midimiz kill almış, evet. Şu an göt oldu. Kusura bakmayın. Ama orada yaptığı hareket, o kill'i Ahri alsa, bizim de Gragas'ı kessek, şu an 2 asistim olacak. Ve ışınlanını kullandı bu arada. Sıçrasını attım bilmiyorum. Gnar'a karşı Karabalto öneriyorum. Ölümün dansı çıkmayın çünkü ani hasar gerekiyor. Ve yıldırım aldım. Normalde yıldırım kullanmam. Videoluk yıldırım alayım dedim. Hani ani hasarımız olsun. Şimdi abi, sizin yapmanız gerekenler. Karşı takımı şu şekilde muteliyorsunuz. Bu
Mutelememek size hiçbir şey kazandırmaz. Ama mutelemek size çok şey kazandırır. Neden? Sizi olumsuz etkileyen insanlar. Mesela fit dediğiniz zaman 0-1 olursunuz ya. Karşı takım der ki, karşı takımın solosu, Riven çöp. Bu sizin hani, takmasın abi ben takmıyorum deseniz bile o vicdanınızda biraz bile düşüklük yarar. Moral düşüklüğü yaratır. Çünkü bu bana olan bir şey. Ben bunu nasıl anladım? Yalan söylemeyeyim. Ben çok flame yapan bir insandım oyunlarda. Cyber'ın önceden oynadığım LoL videolarında görürsünüz. Çok hani benim maskara ağla lafı zaten LoL'den çıkmıştır. Çok ağlardım böyle filan filan. Çok kötü oynuyorsunuz gibi. İnsanları kötülerdim. Ceza yedim. 10 maç cezası. 10 maç cezası yedim. LoL'de. Bu arada SS vereyim konuşurken. 10 maç cezası yedim. 3 defa diyorum. 10 maç cezası. Yedim ve chatte konuşmadım. Karşı takımı muteledim. Kendi takımı konuşmadan direkt şuradan hepsini muteledim. SS'lerini açtım. Eğer üzerime spam yapanları muteledim. Aa kaçırdım fark. Olay bu. Şu an neden save oynayan o? Çünkü Riven'i biliyor. Riven'in ani hasarını biliyor. Ağır kanım var. Benden kaçırması o kadar zor ki. Mesela şöyle bir trade deneyelim. Gördüğünüz gibi direkt hani trade'e girmeden bile E'sini kullandırdım. Hayır, o ayrı, hayır, hayır, hayır. Onu yemeseydim iyi olacak. Totemim yok şu an mesela. Bir genge ölürüm ve kırmızı da olacak. Büyük ihtimal agresife dönecek biraz sonra, izleyin. Karşı takımın hareketlerini tahmin etmeniz gerekiyor bu oyunda. Bakın şu an kırmızı olacak. Evet, girdim. Yanlış yaptı. E atıp şuraya ulti çaksaydı ölmüştüm mesela. Şimdi onun kırmızısı bittiği anda benim trade'e girmem lazım. Bitiyor. Abi ama hani hocam çok yani korkak oynuyor ve yapabileceğim hiçbir şey yok. Sadece farm kaçırmamam gerekiyor şu an. Bot'un durumu oradan çok güzel. Şimdi kendi takımınızı muteleyin. Gerektiğince şu an ben mutelemiyorum çünkü plat Elo'da çok öyle hani ananı avradını karını kızını diyen olmuyor. Tabii fitlemediği sürece 0-50. Şu an bakın hani şu trade'de girdiğim trade'e bakar mısınız hani? Büyük ihtimal şu an öldürebilirim ya. Abi kırmızı olacağım. Tamam anladık hocam. Abi öldüm galiba. Çok güzel. Teşekkürler Gragas'cığım. Adam lan. Gragas. Eğer oradan kill alırsak hiç üzülmem. O öldü. Çok güzel. Ona devam etme. Ona devam etme. Manan yok. Ayakkabı alayım. Şimdi teleport atma hakkına sahibim. Botumuz geride. Oraya atamam. Ya onu yapma dedim ama hani. Şu kontrol totemini aldım bak. Bu oyunda kontrol totemi o kadar güzel bir şey yok. Bu arada hani zaten orada ölecektim. O yüzden üzülmedim. Gragas'ın hatasından dolayı ölmedim. Aa ultim olsaydı şu an Ali'ni deneyebilirdim. Ciddi olamazsın ya. O üçüncü vuruşunu yemeyeceğim bu arada. Evet, şu an trade'i kaybedebilirim. Evet kaybettim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yıldırımım da yok, çalıya girme ani hasarım da yok. O yüzden trade giremeyeceğim. Ve can yenilemesi çok iyi şu an. Bana o double atacak. Yani. Karşımdaki Gnar orta oyuncu bir şey. Hani benim görüşümce biraz orta oyuncu gibi. Çünkü mantıklı karar veremiyor. Karar şöyle yapıyor. Hani altındaki dolsun da gerisi umurumda değil diyor. Hani trade'lerden kaçıyor. Aslında o
Mesela E'sini attıktan sonra TR'de devam edebilir mesela. Hani E'sini attım, ben Q, W'mu kullandım. Bundan sonra devenin yapabileceği hiçbir şey yok. Yani o trade'i kazanması çok normal. Ben de zaten anlıyorum trade'i kaybedeceğimi. Şimdi farmda öndeyim. Güzel. Botumuz ideal. Bot, evet, bot çok güzel. Onu da aldın abi. Şimdi oyunun gidişatı tek başına hiçbir zaman bunu unutmayın. Bir kişi oyun taşımaz. Bir kişi hiçbir zaman oyun taşımaz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben Riven'im, mükemmelim, oyunu taşırım diyemezsiniz. Bunu unutmayın. Şu an takımım gayet güzel. Ben 0-1-0-0-1-1 olmama rağmen bu adam bana karşı bu kadar korkak oynuyorsa ben bu lane'i kazanmışımdır demektir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Lane'i kazanmak demek illaki sizin o lane'den 5'e 0 çıkmanız gerekmiyor. Düşün, mesela bir mantık kurun. Karşınızdaki adam gitti bottan 3 4 5'te 5 aldı. Adam 0 5 0 0 mesela, bakın. Bu adam siz de teleport attınız oraya. Sizi de kesti şansa bala, hani takım siz sonradan atmış olabilirsiniz. Hadi diyelim 4 kill oldu. Siz lane'desiniz. 0 0 0'sınız. Bu adam lane'i kazanmış sayılmaz. Bu adam teleportunu güzel kullanmış sayılır ve abi. O çıkalım abi. Yo, no. Be. Zorlamak hiçbir zaman iyi değildir. Bunu hiçbir şekilde unutmayın. Zorlamak hiçbir zaman iyi değildir. Her zaman save oynayın. Bakıyoruz, kontrol totemimiz var mı? Var, duruyor. O yüzden kontrol totemi almaya gerek yok. Şimdi bu arkadaş affedersiniz, lane'imin ağzına sıçtı. Ve ona da ölecek büyük ihtimal. Evet, öldü. Ölmedi. İyi, güzel. Gragas gene birinin hayatını kurtardı. Şimdi neden ağzına sıçtı? Çünkü gelen iki wave'i de kesti. Adam farmda beni geçmişti. Ah, geçmemiş. Ne oluyor? O adam böyle kesemezsiniz de. Kanka B at. Kanka B at. Kardocum B'yi at. Bu adamı korumam gerekiyor şu an. Tamam, korudum. Evelyn. Ama siz orada öyle fight'a girişmeniz normal değil. 3 jungle, 3 jungle'ımız var. Haydi. Bu kötü bir durum şu an. Benim oraya girme. Abi fail var. Şu fail var bana kontrol totemimi kaybettirdi arkadaşlar. Bakın yaptığım ufacık bir hata kontrol totemimi kaybetmeme sebep oldu. Şimdi bu adamı istediğim kadar peşleyebilirim şu an. Yok ederim çünkü. Jungle'ım da geldi. Arkadaşınızla oynadıktan sonra şunu yazmanız arkadaşınıza biraz daha motive verir. Hani iyi oynuyorsun kardeşim, böyle devam et. Hiçbir zaman bencil olmayın bu oyunda. Lig çıkmak isteyen arkadaşlara diyorum. Bunu da söyleyeyim. Benim söylediğim lafları iyi oyuncular vardı. Tabii beni izleyen iyi oyuncular var mı bilmiyorum. Yani çok kötüsün, çok iğrençsin, çok kötü şeyler anlatıyorsun demeyin. Bildiğim kadarıyla anlatıyorum. Benim de yanlışlarım var. Mükemmel olsaydım zaten Diamond Challenger olurdum. Hani bu konuda merak etmeyin. Benim de hatalarım var. Mesela orada Firewall attım. Buradaki hatam bir fail vardı. Firewall mıydı bilmiyorum onunla. Ne deniliyordu? Wall duvar demek, fail da faillanmak işte. Gireceğim trade'leri çok rahat kazanırım artık. Gördüğünüz üzere bakın. Yok ettim mesela. Aa, öldüm. Şu an takımın beni görmesi gerekiyor. Takımın beni görmesi gerekiyor. Bıraktılar mı? Evet, beni bir kesemediler.
Neden kesemediler? Çünkü Gragas kötü oynuyor. Affedersiniz. Çok kötü ultileri var. Mesela orada ben zaten kapana kısılmışım. Standayım, CC'deyim. Sen niye bana ulti atarsın ki? Yani, o yüzden kurtuldum. Nasıl kurtuldum? Valla helal olsun. Pot almayacağım abi. Kontrol totemi. Her zaman kontrol totemi abi. Bakın takımımız hep kontrol totemi alıyor. Fark ettiyseniz şöyle çıkayım yukarı. Lucian ADC'miz bile alıyorsa, yani bir Lucian bir ben alıyormuşum zaten. Fuck. Şöyle SS'imizi verelim. Mid'de olay olabilir. Şöyle ışınlanmak için haritayı şöyle kullanmayın. F3 F2 pozisyonlarını kullanın. Mesela Ahri'yi daha rahat görebiliyorum şu an. Mesela şöyle baktığınız pozisyon var. Hemen kardeşim alamete gel demiş. Şimdi buraya bırakacağım kontrol totemi bizim en rahat alacağımız alamet olabilir. Bakın şu an kimsenin umurunda değil alamet. Biri şansa bala. Maç güzel gidiyor. Mide yardıma gideceğiz sonra. Girebiliriz abi. Girebiliriz. Girebiliriz. Çok güzel. Lucian da kurtulmuş. Nice. Çıkalım abi. Güzel. Şimdi benim topa gitmem gerekiyor. Midi mid push, mid push, mid push. Mid pushlaması gerekiyor. Ben bunu yapmak zorundayım ya. Yani maybe yani. Hem oradaki farmları kaçırmak. Onu kaçıracağım. Kaçırmayacağım. Şu vadinin alametini koyabilirim aslında. Lan bir bana gelse çok 10 numara olur hani. Buradan biz ikinci kuleye bile gideriz. Çünkü dur şunu bayağı vurmam gerekiyor. Evet. Benim hatamdı. Görmedim orada ama tek yedi o. Ona bir vurabilirsen hocam. Çok güzel ol. Hadi. Oh. Good. Good. Harita takibi. Bak mesela benim hatam oradaydı. Maybe dedim. Nami'yi görmedim. Orada ulti EQ yaparak alabilirdim ki. Şu an ne yapmamız gerekiyor? Yine bir atlayamadım. Evet, onu kaybedeceğim. Evet, oraya giremem riskli çünkü 3 kişi arkasında var. Biz burada 2 stun yersek kötü olur. Takımımdan yardım istiyorum. Evelyn orada bir şeyler deniyor. Evelyn onu yakalarsa çok güzel olur. Yakaladı da. Q gelmedi. Takım beni görmesi lazım. Evelyn bir şeyler deniyor. Evelyn rıza baba. Çok güzel girdim bu arada. Şu takım şunu kesme. Abi Ahri. Güzel. Bir oynamışım. Helal güzel güzel.
takımınıza her zaman destek vermek, hani onları mutlu etmek. Hani vardır ya, Riot ne der? Takım arkadaşını üzersen kaybedersin. Takıma o zaman mantıken takım arkadaşını mutlu edersen, ona blue salarsan, ona red salarsan, ona X gerektiğinde lane'deki farmını salarsan onu mutlu edersin. Bakın şu an zorlama yapıyorlar. Zorlamasyon her zaman kötüdür. Ama ben Ahri orada wow. Ama hocam sen supportsun öyle. Ahri reis. Takımımız gayet güzel. Hani işi biliyorlar. Ama oradan karşı takım Ahri'yi peşlemek yapmak yerine save kalsa, kuleleri lane'liyse bu imbi kaybetmeyeceklerdi şu an. Ah, fail wall attım ya. Aynen hocam, Lucid. Ben de şurayı da alacağım. Atlayamıyorum duvarlardan, sinirim bozuldu. Hızlı almam gerekiyor jungle. Abi. Hani böyle şeylerde gülmek Nami'ye mutluluk verir, hani az da olsa. Of, free 30 gold. Nami orada durma, orada base atma diye bana bir uyarı attı. Bence gayet doğru. Çünkü gankbank yiyebilirdim orada. Evet, burada ben sattım abi. Nami aslında orada bana kaç diye attı o şeyi. Hani tekrar söyleyeyim, gir diye atmadı. Riven kaç, kurtar kendini diye attı. Onun da cevabını vereyim. Orada yan yanalar iki support ve ADC tek kalırsa oyunda yok olur. Bakın bunu unutmayın. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Support, eğer support tabi Thresh, Braum değilse yok olmaz lan. Nami kesti. Şu benim sattığım pozisyonda bile 3 kill çıkardılarsa ve bottan Lucian keser aslında, yok teke. Böyle bölümlerde çok konuşuyorum ki, çünkü ben şu benim aslında kötü oynamış halim. Yalan söylemeyeyim size. Çünkü bir oyuncu, bir insan bir işi iki aynı anda yapamaz. Pardon, iki işi aynı anda yapamaz. Bunu unutmayın. Konuşmak da bir iştir, oyun oynamak da bir iştir. Ben genelde arkadaşlarımla, Bekir'le, Görkem'le oyun oynarken daha kötü performans sergiliyorum. Bunu onlara kendilerine sorabilirsiniz. Cyber'la ben maça girdiğim zaman şey der. Sen böyle oynamıyorsun der, hani neden buralar kötü? Çünkü insan konuşurken iki işi aynı anda yapamaz. Ben bu modda arkada şarkımı açıp tryhard oynasaydım, şu an hiç yalan söylemem abi, bir plat oyuncusu olarak hiçbir zaman haritaya bakmadım. Gelen gankleri umursamadım. Fark ettiyseniz eğer, hiçbir gengi umursamadım. Gelen ganklerin hepsi başarılı olmadı çünkü Gragas'ın ultileri çok kötüydü. Ondan dolayı böyle bir duruma karşılaştık. Twitch free kill mi değil çünkü. Güzel Gragas. Fight'a girebiliriz çünkü Gragas'ın R'si yok. ADC'mizi korumamız gerekiyor. Ben kötü girdim. Ben bayağı bir kötü girdim. Evet, o stun üstüne stun yemem kötü bir şeydi. Maybet'i de yazalım. Bu Maybet bana sizin kötü olduğunuz anlamınıza gelmiyor. Maybet demek kötü oynadım demek. Hani biri size ulan neden Maybet yazıp yazıp duruyorsun diye ben hiçbir zaman görmedim. Bana Maybet, yani iyi oynadığım maç tabi, hani affedersin 0-10 0 gidip Maybet yazarsanız o adam size sinirlenir. Ama 6-0-0 iken hani bir kere ölürsün, adam ne yazar biliyor musun? Bana bu yazıldı. Kardeşim sen elinden geleni yapıyorsun. Sıkıntı yok yazdı. Ben dedim zaten maçı kazandık orada bak. O maçı zaten orada kazandık. Şu o adamın yazdığı cevapla benim motivasyonum o kadar bir arttı ki.
Ben kendimi 50'ye 0 gidiyormuş hissettim. Bak o kadar ciddi söylüyorum. Dedim vallahi helal olsun lan böyle düşünüyorsa dedim içimden. Hani ben full Riven oynadığım için, affedersiniz, bir Riven psikoloji bozukluğu olduğu için. Böyle Riven videoları da gelecek bu arada. Sadece Riven videoları gelecek, haberiniz olsun. Başka videolar hani LOL ile ilgili. Ahri onu almak istiyor ya, hasret etmeyin. Bana çıkmamı istiyor da hop orada Nami'yi kurtarmamız gerekiyor. Şey kötü bir boss'unda o öldü. Oyunum niye FPS düşme yaşıyorum ya? Sıçra atmak zorundayım. Abi ya gelse yok ediyorum oradan ya. Sandra çok topluyor bak. Hemen bir kontrol totemi çekeceğiz. Çünkü öldü. Orada yok ya. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. Tuttum o kadar tutmadı. Şurada ya. Aynen bak oradan gitmiş. Direkt alırlar. Evet doğru söylüyor. Bu da hani mesela bakın. Bu maç o kadar güzel gidiyor ki. Yani böyle maçlarda üzülmüyorum ben kaybettiğim zaman hani. Çünkü bir emek var. Takımda kimse kötü değil. Elinden geleni yaptılar. He, maçı kaybetmek hatalar doğru, o doğrudur. Hata sonucu maçı kaybedersiniz. Ama hatalar hani takım olarak yapılır, takım olarak kaybedilir. O zaman takıma kızmazsınız. Ahri'ye salacağım bu farmları. Ahri'yiz. Orada ne oluyor? Bize bait atman lazım. Bize bait atman lazım. Hani o bize bait atması gerekiyorken totemli. Dur, canımı toplamam gerek. Yani lan Nabi de haklı yani, bot da olmaması gerekiyordu öyle bir pozisyonda. Şöyle maçın durumuna bakarsak Syandra kasmış, onu tekleyebilirim. Ama Twitch de late'de vuran bir karakter. O da doğru. Bakın Baron totemli görüş totemimiz var. Burada benim görüş totemim var. Burada totemlerimiz var. Fight atma, fight atmamız gerekiyor. Nami alsana hocam sen de. O kalp bir tutsa işte hani o zaman. Beni attı. O adam ölmesi lazım. Çok güzel abi. Nice. Takım herkes 7 level, herkes bildiği hero'ları almış.
Bu biraz yani benim hatamdan dolayı ölmüş olabilirler ya. Işınlanım var aslında. ADC'yi ama aynı target'e vurmanız gerekiyor. Çok güzel Nami. Onun ölmesi lazım. Rush'ın. Kaçtı kaçtı kaçtı. Okey. Kazandık şu an maçı arkadaşlar. Hani merhaba dedi. Nerede Twitch? Oradan. Işınlanım var. Baron yapabiliriz. İsterseniz. Ya da bot. Ya da bot gidebiliriz. 30 dakika sürmüş videomuz. Dakikada 31 zaten. Alevimiz varmış. Farmda 3. sıradayız. Çünkü farm yapamadım çünkü hani hep fight'larda koştuk bir süre sonra fark ettiyseniz. Bu videonun o kadar hani hardcore izlenmesini istemiyorum. Sadece bilgi hani benden bir şeyler öğrenmek isteyen arkadaşlar varsa onlara bir şey öğretmek amacı onları izleyebilir. Hani ben hiçbir zaman videoların ben okey. Teşekkürler. Kasmamı istiyor galiba. Anladım arkadaş. Arkadaş bize şey olarak asist al diye yapmış da vallahi çok vurdu. Şu an bakın Ahri'nin morali yüksek, benim moralim yüksek, kimsenin morali düşük. Herkes böyle zevk alıyormuş gibi oynuyor. Arkadaşımız diyor ki bottan yar alım. Bottan yarak da kuleyi alalım. Beni adam bildiğin yılat. Good job. Maç gigi. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım benden bir şeyler katmışsınızdır eğer even oynuyorsanız. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Plat serisinde devam edeceğiz. Bay bay.